Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila esari rahmetillahi keyfe yuhil erde bade mertiyya. İnne zalike le muhil mehta. Ve o ala külli şeyin kadir. Devamında derse katılımcı olabilirsiniz. Büyükler söylüyorum size. Çünkü gençlerin de sorusu olursa olur. Yani böyle müzakere tarzında da olabilir. Çünkü tevhid böyle ilginç bir şeydir. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir yerde yapmıştık böyle de. Bir tanesi yayınlandı ama diğeri değil. Allah ihtiyaç mıdır? Yani Allah'a inanmak ihtiyaç mıdır? Bir tane şey var. Ahirete inanmak ihtiyaç mıdır? Böyle. Bir tanesi şuydu. Yani dünyevi hadiseleri, olayları, gelişen hadiseler, yani bize rağmen gelişen veya bizim yaptıklarımız, doğru veya yanlışlarımız, nereye göre doğrudur? Veya nereye göre yanlıştır? Öyle ya. Mesela haram kavram olmasa zina yok. İçki, yani zina haramiyeti yok. Yani ahiret yok. Alemimizde haşa. Allah yok. Zina, içki, adam öldürmek. Nasıl olur ya? Toplum karışır gider. İnsanlar birbirini keser. Değil mi? Acayip bir şey ya. Ne kadar ihtiyacı. Bunların ihtiyacı varlığın kadar. Senin ihtiyacındır. Varlığını ortaya koyacak kadar. Sayfa 19. Ve keza senevi inkılaplarda, yani İlkbahar, sonbahar, yaz, yani senelerde inkılap, çekirdekten ağaç, bu inkılaptır. Şimdi dünya güneş etrafına dönüyor. Bu galaksiyi düşünün. Sırf kar yağdırılan tek küre dünya. Kar yağdırılan tek küre dünya. Yağmur yağdırılan, atmosferi olan tek dünya. Dünyada 108 bin kilometre hızla güneş etrafında, şöyle güneş düşünün, dünya böyle dönüyor ama böyle değil. Kendi ekseni etrafında dönerken de dönüyor. Bak, kendi ekseni etrafında şöyle dönerken 1666, bu böyle giderken bu 108 bin. Çift hareket yapıyor. Çok tuhaf yani. Ben elle bile yapamıyorum. Şöyle. Bak. Şu şöyle dönüyor. Güneş etrafında da dönüyor. 108 bin kilometre hızla gidiyor. Burada atmosferi 100 kilometre atmosfer koyacaksınız yani küre. Atmosfer şu. 200'de giden bir Mercedes düşünün. Mercedes. Üzerine tavandan yukarıya 1 metre tüp gazı boşaltmışsınız, gaz. Ama bu gaza bir yoğunluk vermişsiniz, çökmüş duman gibi. Tamam. Fakat 1 metre bir gaz tabakası var, 200'de giderken bu gaz tabakası orada dursun. Geriye atmasın. Ya dünya böyle giderken viraj da alıyor. 108 bin kilometre viraj alıyor. 200'de viraj alacaksın. Ve üzerindeki 100 kilometre atmosferi fırlatmayacak bir yere. Viraj alırken de araba kayıyor da böyle kardeşmiş. İçeridekiler dur ya bir dur diyoruz. Tabii biz üzerine gireriz. Ama hiç hissettirmiyor. Bunlar hep inkılap. İnkılabı anlattım ben. Yani mesela
İnkılabı daha iyi anlamak için hayatınızda karpuz görmediniz diyelim. Karpuzun çekirdeği nasıl bir şey? Siyah değil mi? Hiç karpuzu görmeyen bir insana Allah gösterse, ey kulum bu nedir dense, bundan falan şey çıkar diye kim ihtimal verir? Yani böyle bir şey çıkar, şip gibi, ip gibi, yaprağı şöyle, kabuğu şöyle, içi kırmızı, kesilecek yerlere böyle çekirdekleri koymuş, karabiberi, tuzu, şunu busu, kimin hatırına gelir? Bak, kimin hatırına gelir? Allah da nasıl yapmış? Madde yok. Mekan yok. Bak, mekan yok. Yer yok burası. Madde de yok. Karpuz yapacak yer yok. Malzeme yok. Model yok. Misal yok. Patent yok. Nümune yok. Zaman yok. Nümune yok. Bir de yap olmadı. Boz bir daha yap. Yapıp bozmak da yok. Sonra en mühimi, ilk yapacaksın en son gibi olacak. İkinci veya 10 sene veya 1000 sene sonra da ondan daha iyi yapmayacaksın. Çünkü o hep en son olacak. Arabanın modeli değişiyor mu? Arabanın. Değişmiyor mu? Arabanın modeli değişiyor mu? Neyi değişiyor sizce? Çünkü daha güzeli düşünülebiliyor. Daha güzel düşünülebildiği için. Yani bu sene yaptıkları geçen sene yapsalardı hatırlarına gelmedi. Böyle terakki ediyor. Mesela insana bakın, insana. İnsan daha nasıl olabilirdi? Üçgen olabilir mi bu insan? Hayır. Değil mi? Yani insanın yaratılışına baktığın zaman bugün bir sağlık müdürüyle görüştüm. İlçenin sağlık müdürü. Denk geldik yani. Dişçiye gitmiştim. O ilçenin müessesenin müdürüydü. Dişçi bizim kardeş. Oraya da ilçe sağlık müdürü gelmiş. Ondan sonra bir şey anlatıyorlardı. Ben istersen çıkamayacağım. Yok yok buyurun buyurun dedi. Oturun dedi. Ötekisi de bizim arkadaşları. Tamam. Ona dedim ki ya bir şey anlatıyor, bir şey anlatıyor. Yani bir sıkıntı şey. Dedim ya, bunun temelini biliyor musunuz? Dedim. İnsan denilen meçhul beden zannediliyor da onda. Döndü böyle. Bir de söyle bakalım. Bir de söyler misiniz dedi ya. İnsan denilen meçhul, meçhul bilinmez, beden zannediliyor. Ne kadar insan bedene ben diyorsa o kadar sıkıntısının arkasına geçemez. Sıkıntıları yönetemez. Yönetilir. Kullanamaz. Bedenini kullanılır. Arkaya geçmesi lazım. Sigara, esrar, televizyon, bağımlılık ne varsa kurtulmanın yolu seni yakından tutmuş. Arkada tutmuş. Nasıl bunun kurtulacaksın? Çok güçlü. Onun arkasına geçersin. Bedene ne kadar ben demiyorsan o kadar olayın arkasındasın. Çünkü hastalıklar veya başımıza gelenler bedenseldir. Abdülkadir diyor ki nasıl geçeceğiz? Tevhidi, haşri dersleri olduktan sonra enfusi dersler, onlara katılacaksınız. O tür mevzuları okuyacaksınız. Ona nasıl varılacak? Tefekküre alışacaksınız. Tefekkür. Tefekkürü bir şey. Tıkır 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 değil. Bak duruyor. Bir cümle okudum. Manevi inkılaplarda şey senevi. Bunun içinde manevi inkılap da var. Yani inkılabı görüyor musun? Şu sırmaya bak. Bak. 10 sene önce böyle değildi. Hiç 20 sene. Sen kaç yaşındasın? 14. Sen en ufak kaç yaşındaydın? 11 mi? 11. Bak bu 11 yaşından en yaşlı kim var benim dışında?
Osman kaçsın? 60'da oldu. 58'e gireceğiz inşallah. 50. 57 yaşındayım şu anda. Osman, ooo özür dilerim. Osman abimizsin ya. Sen benden de yaşlısın ya. Olsun, sen bizim abimizsin. Bir dakika. Ya maşallah ne kadar gençsin ya. Bu arada da kendimi affettirdim ha. Değil mi? Samimi söylüyorum. Ben seni benden daha yaşça ben dünyaya güneşi fazla görürdüm zannediyordum. Vay be, 58-11. Dersin muhatabına bak. Risale-i Nur garip işte. Değil mi? Bak, şimdi insan denilen bir meçhul. Bir inkılaplara bakın, haletlere bakın. Biraz önce ne haletimiz vardı? Şimdi bak, sır öyle değil ki. İstersen bu ahıra koy, istersen bu ahıra koy. Geçen sene de sırdı, bu sene de sır. Anlatamazsın da adamı. İnsan senevi inkılaplar. İlle sakın aklınız çekirdekten ağaç, kıştan bahar, sıfırını zannetme. İnsan inkılap geçiriyor devamlı. Ne kadar? Ya çok iyiydim ya. Havam değişti ya. Bir saat önce Allah Allah nereden çıktı ya? Deme öyle. Sen sabit olamazsın. 18 bin alimin tesir altındasın. Bazen o hakim, bazen inkılap. Senevi inkılap. Sonra müsebbibat ile esbab birlikte ölümleri zevali. Sonradan ikisinin yine birlikte iadeleri. Esbabın da müsebbibat gibi aciz, masnu ve mahluklardan olduğuna delalet ettiği gibi. Bu masnuat ve mevcudatın bir vahidi, bir zat-ı vahidin müteceddit bir sanatı olduğuna da şehadet eder. Bizi şaşırtan harika bir olay. Bizi şaşırtan, yani Allah'tan koparan, esbab yaptı dedirten yanılgı, illüzyon burası. Yani Allah netice ile sebebi beraber yaratmasıdır. Sebeple netice beraber olunca zannediyoruz ki bu netice bu sebep yaptı. Yani şu, ağaçla elma beraber, yani yağmurun yağması ile çiçeğin çıkması beraber oluyor. O zaman diyoruz ki çiçek veya ölü ağaç dirildi, niye yağmurdan? Çünkü yağmurla beraber oluyor. Yani yağmur yağdırılıyor, ağaç canlanıyor. O zaman diyoruz ki, deniliyor ki, bu ağacı bu su canlandırdı. Su malzemedir hayat için ama hayatın kendisi değildir. Eğer su hayat verseydi, kendisi hayatlı olurdu. Doğuştan ama. Bir adam düşünün. Ama kör. Böyle bir göz doktoruna, amaya gidip gözünüze numara, gözlük almayı, ameliyat olmayı dener misiniz? Ama birisine. Veya o kadar da değil. Arabanız var, tam şey yapacaksınız, boya attıracaksınız. Gittik oto boya atölyesine, ama sopayla dolaşıyor, buyur beyefendi. Sen ne diyeceksin? Kim kümüşte arabayı boyatacaktık da falan. Buyurun ben boyarım. Teslim eder misin o güzel araba? Çiziklerini düzelttirir misin? Buna da bak boya atmış. Nasıl boya atmış bak. İyi dikkat edin gençler. Sen kaç yaşındasın? 13. Bak. Yaşlarda daha belirgin. Duygularımıza göre, yaşımıza göre, düşündüğümüze göre, maddi hastalığımıza göre sima değişiyor, boya değişiyor. İçeride birisi boya atıyor. Ve kimlik oluyor, o boyayla içeri intikal ediyoruz. Ha bunun, bu siması böyleyse, bunun içi böyle. Bu gittikten sonra ben o hastane müdürüne dedim ki, ilçe sağlık müdürü için dedim ki, bu adam böyle böyle bir adamdı değil mi? Ve abi dedi ya, saçından, mimiklerinden, gözünden, hele hele, onu kaçıramaz, kelamları var ya, el kol, kelam, ruhun
ruhun vücud haricisidir. Kelam ruhun nüfus cüzdanıdır. Kelam ruhun dışarıdaki vücududur. Kelam batını dışarıya taşır. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Kişi dilinin altındadır. Üstad ne diyor muhakematta 90. sayfada? Bir kelam nerede nasıl terbiye olduğunu bize ifade eder. Başka bir yerde diyor, postacılık yapar, kargoculuk yapar. Yani şu inkılapları görüyor musunuz? Şimdi gene geliyorum buraya. Bizi yanıltan illüzyon fizikte karıştırdığımız şey şu. Gençler, sebeple sonuç beraber olması, yağmurun yağması ile ağacın dirilmesi beraber olunca zannediyoruz ki ağacı dirilten sudur. Evet, su lazım. Allah adet koydu. Yani bununla yapacağım diyor. Yani çakıl, çimento, demir hepsi hazır. Beyazıt'a boşalttık. Mimar Sinan'sız Süleymaniye Camii'yi düşünün şimdi. Bir daha. Çimentoyu boşaltır mısın? Sen adın neydi? Mete. Mete miydi? Kaç yaşındayız Mete? 14. 14 abi. Bak. Bir kamyon lan 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 unutmamak için. 25. kamyon. Han kamyoncuyuz tamam mı? Beyazıt biliyor musun? Süleymaniye biliyor musun? O altı minareli neydi? Süleymaniye değil mi? Yok. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet. Sultan Ahmet'i biliyor musun? Tamam. Şimdi kamyoncusun. Çimentoyu boşalttın. Boşalt abi. Boşalttın. Biraz sonra bir daha sevsatın. Çimento, çakıl, kum, demir. Boşalttın mı Mete? Boşalttın. Mimar Sinan'sı şimdi çakıllara de ki, çakıl, Sultan Ahmet Camisi olacaksın. Ne güldün? Yani malzeme tamam. Ama malzemenin yanında bir de Mimar Sinan lazım değil mi? Şimdi biz fasulye, domates yiyerek vücudumuz tamam. İnşa oldu. Malzeme bu. Domates, ekmek. Ama bir de Mimar Sinan lazım. Malzeme tamam. Ağacın dirilmesi için su tamam. Malzeme tamam. Ama su hayata sebeptir. Hayatın kendisi değil. Niye? Eğer su hayat verebilse kendisi hayatta olur. Doğuştan kör. Sana nasıl göz verecek? Hani derler ya kel diyor ilaç yapabilse kafasına su. Kendisinde hayat yok ki suda. Toprakta hayat var mı? Yok. Sen hiç kestane gördün mü? Koçanını gördün mü koçanını? Koçanı var ya dikenli bir tane. Gördün değil mi? Şimdi bak o dikenli koçanını düşün. Onu toprak tasarlamış. Mimar çizmiş onu. Onun elektronik var. Elektrik donanımı var. Bir de görseli var. İç dizayn, dış dizayn. İç mimar, dış mimar diye mühendislik var değil mi? Evin içini doyurdu. Bir tanesi geldi. Bu çiçekleri koyacağım dedim. Harun iç mimar yok. Ondan sonra geldi ne dedi biliyor musun? Hayır abi dedi bu masa burada olmayacak, çiçek de burada olmayacak dedi. Bizim derslerini ayarlıyor. İç mimar. Tamam mı? Çiçeği nereye koyacağımı saksı ya. Çiçeği nasıl yapacağım değil. Mühendislik gerekiyor. Fakat bandalinayı limonu dala takmak limonun boyası ile yaprağın boyasının uyumu olup olmaması için bir mimar gerekmiyor. Bir göz gerekmiyor. Doğuştan ama limona boya attı şimdi. Doğuştan ama. Yaprağı da aynı boya etsen olur. Hayal eder misin limonu? Limonun rengi yaprak da aynı olsun. Öyle olsun. Sarı olsun. O da sarı. Sapsarı. Veya limonun yaprakları sarı yapın hayali. Limonun kendisini yeşil yapın. Olmadı. Karpuzun dışını kırmızı yapalım. İçerisini yeşil yapalım. Kürtlerden başka kimse yemez karpuzu. Çünkü demişler ya 5 kuruş da olsun kırmızı olsun. Çok severler ya soğandır. Yani kırmızı rengi çok sever millet olarak. Millet olarak doğu insanları. Şimdi karpuzun dışı kırmızı. Spor millete bakar. Yani bir sen latif olsun diye soruyor.
nasıl dizmiş yani? Nasıl? Bir kere hangi boya neresine gider? Ona bile mühendislik gerekmiyor. Şimdi bu binaya su tesisatı lazım değil mi? Elektrik tesisatı lazım değil mi? Ya senin bu elektrik tesisatın yok mu burada? Nedir o elektrik tesisatı? Sinir, damarlar, su tesisatı. Acayip bir şey ya. Vücudun, ertelik bugün anlattılar da sağlıklı orada. Fan gibi vücuttaki isi şu şeyden dışarı atıyorlarmış. Şu bedenden, şu deriden. Murat. Gözeneklerden. Gözeneklerden dışarı atıyormuş. Fan gibi. Ama fan sesi yok. Dedim hakikaten mi dedim ya. Adamlar şey artık ne mezunu bilmiyorum adam. Sağlık ilçe teşkilatı müdürü. Fan gibi dışarı atıyormuş ısıyı. Onun için böyle bir şeylerde hemen elbise soyuyor. Ama fan sesi yok. Fırına şey koyduk. O hamur gibi şey, tamam mı? Pazar günü. Arkadaşlar müzakereden sonra iyi pişmedi. Niye? Bir şey yokmuş. Yeni öğrendim. Fan gerekiyormuş. Fan. O içeriye buna turbo mu ne diyorlar. Olmayınca üstü pişti, aşağıya koyacaksın, aşağı değiştireceksin. Ama fan olsa hep taraf aynı. Ulan bu dünyaya elmayı, armutu, biberi, kavunu pişirmek için bir fan koysa Allah, ulan bu kainatta yaşayamayız ya, sesten. Fırında fan yok mu? Hani var ya fırın, lambası yanıyor. Şimdi koyduk o börek gibi şey, birisi Allah razı olsun. Rüzgarlarla fanlama sistemi yapıyor abi. Ha, rüzgar. Rüzgar var ya, ama sistemi de var yani. Ama sessiz. Vay be. Koyduk. Abi dedi şimdi altı alalım. Ulan ne biçim hani ben dedim başka bir hiç böyle değil. Abi sen lüks fırınları görmüşsün dedi. Orada turbo var. Ne demek? Fan var dedi. O sıcak havayı dolaştırıyor. Alt üst yanıyor. Vay be. Ulan dedim dershane niye böyle aldınız o zaman dedim. Ben bunu altın üstü mü çevireceğim? Sonra gitti aklım, inanın hemen gitti aklım şeye, kavuna, karpuza, hıyara, domatese, muza, nara. Nasıl Allah fan yapıyor ya? Yani evet, alıyor, evirip devirip çeviriyor ya. Hiç limonu kimse çevirdiği yok ya. Ya kavunu pişireniz var, mesela senin incir ya, kainatın en büyük mucizesi. İncir çok seviyorum. Allah Allah. Ve dini ve zeytun. Onun hakkında da çok yoğunlaştım ha. Sekizinci söz ya. Niçin incir dedi? İbrahim Aleyhisselam'ın sofuna geçiyor. Allah misali veriyor. Bir incir ağacı. Ve çeşitli çeşitli şeyler varmış. Meyveler. İncirde. Öyle mi diyor sekizinci söz? Öyle diyor değil mi? Hatırlıyor musun? Başında. Evet. İncir. Bir de zeytinden Allah bahsediyor. Çeşitli çeşitli insanlar anneden çıkar. Yumurtalık, incir. Zeytini, zeytinyağı ve alev, ısı, ışık, renk, yol gösteren zeytinden çıkar. O da erkeğin o suyu. Zeytinin tanesi. Simgesi bu. Ne beşere işaret ediyor değil mi? Evet. Kadın erkeğe. Bittiğini mesela tuvalet. Onun üzerine mahlukatı bina ettim. Bu benim tefekkürüm. Allahu Ekber. Onun için erkekler inciri çok sever. Hanımlar zeytini daha çok sever. Onlar daha fazla. İstatistikte de öyle gösteriyormuş. En çok onlar tüketiyor. Ve erkekler için de incir biraz tehlikeli ya. Ben size söyleyeyim. İncir ve baklava yemek günahlara çabuk girmenizi sağlar. Nasıl? Büyünün çevresi. Yani fazla yemeyeceksin. Az yiyeceksin. Üç tane. Kaç yaşındasın abi? 12. Tabii. Yani her şeyin fazlası fazla. Üçte. Bak,
beraber yaratılması. Beraber. Yani bizi şaşırtan bu. Bak başka yerden okuyayım size. 72 Abdüsamet 72'den okuyacağım. Çok iyi biliyorum değil mi külliyat ondan? Hayır. Daha önce geldim. Gelmeden önce çalıştım. Bak çalıştım. Ders yapanlara söylüyorum. Sen ders yaptığın için söylüyorum. Ne kadar zeki olursan ol hatırlayamazsın. Bak ip koydum. Tamam mı abisi? Sonra buraya atıf yazdım. Şuraya. 72. 72 açıyorum. Bazılarda büyük olan hemen nereden bileyim. Vay be. Değil. Dersimi çalışıyorum. Kenarına yazıyorum. Tamam. Kenarına yazıyorum. 62. 72. Ha şeyle beraber. Ha, bak. Gafletten neşet eden dalalet. Burası çok önemli bu da. Sayfa veriyorum ki sizde kafanızda kalsın. Gafletten dalalet çıkıyormuş. Gaflet de nereden çıkıyor bak. Gafletten dalalet çıkıyormuş. Pek garip ve aciptir. Mukareneti illiyete kalbeder. Yani iki şey arasında bir mukarenet yakınlık olursa yani elma ağaçta, süt sığırda. Ağaçlar da topraktan, benim şu konuşmam da et parçasında. Size manalı ses söylemem sanki yemiş olduğum gıdadan zannedilmesi. Yani sebebi şu, ikisi beraber olduğunda. İncil'i Allah gökten vermedi. Yani, alın incir ayında, haydi bakalım domatesleri yağıyor. Nereye takmış? Dala takmış. Semadan taksa sanki Allah inanacak mıydık? Domates gökten yağsa, dala koymasa, ya valla ne oluyor bilmiyoruz ki bulutun arkasına bir şey. Yağmur yağıyor da Allah'a vermiyoruz. Ne fark eder domates yağsa? Ha bizi aldatan nedir biliyor musunuz? Sebeple sonuç elma ile elma ağacı, süt ile sır beraber. Olunca biz ona yakın, onun bitişik olunca biz diyoruz ki o yaptı. Yani iki şey arasında bir mukarenet yakınlık olursa, yani daima beraber vücuda girilirse, bir de her sene tekrar ediliyor, bizde o var zannediyor. Oysa bir elmada gençler kesiliyor, keseceğim birkaç dakika sonra. Çünkü kısa yapacağım dersi, siz yatacaksınız, biliyorum. Bak şimdi, elmanın rengi iğrenç mi böyle? Yok, ne kadar hoş değil mi? Hele... Burada bak bazısı kızacak belki. Şeftali deyince kaşır mı? Kaşına yok değil mi? Türlü deyince bazen oldu da. Şimdi elmanın rengi gözümüzü göre değil mi? Yerken aman gösterme ne ilaç ya. Kokmuş değil. Yerken sulu değil ısınacak gibi dişimize göre. Ön taraf kesiyor arka taraf öğütüyor. Dilde lezzet alıyor. Tükürük de onu şey yapıyor. Sıvıya dönüştürüyor. Sonra o lokmayı yuvarlak yapıyor ve etrafına tükürükle sarıyor. Boğazdan güzelce yiyinsin. Tükürük olmadığı zaman yemek yenilemiyormuş. Bir 13 yaşında bir çocuğun laptop çok seyretmiş oyunu. Allah bir hastalık vermiş. Gece gündüz. Ben meşgul olduğum için söylüyorum. Daha önce de anlatmıştım. Ağızdaki tükürük salgılanamıyormuş. Eğer bu tükürük yoksa konuşamazsınız, yemek de yiyemezsiniz. Ne yaparsın? O tozu lokma haline getiriyor. Ekmeği. Peki aşağı nasıl inecek? Kupkuru boğaz, yemek burusu. Orayı ıslatıyor. Tükürük yoksa konuşamazsın. Ne yaptılar biliyor musunuz? Gençler abureyi çıkartayım. Bak burayı şurayı delmişler. Buradan sıvı yediriyorlar. 13 yaşında çocuk. Sebebi ve gram konuşamıyor. Tükürük yok. Adam da bilmiyorum bu Trakya taraflarında adamın da şeyi var. Kendisi de oğlu. Fabrikası var tekstil. Diyor ki her şeyimi verirdim. Yeter ki kendi tekstil fabrikası var. Çocuğumun tükürüğü olsa... İnanın bana, itimat edin.
Çünkü oradaki doçent bununla özel ilgiliyorum. Adam zengin çok. Sonra beni çağırdı. Buna acaba başka bir şey olabilir mi diye. Gittim, hiç unutamıyorum. Dedim ya beyefendi, 180 küsür kişi elektronikçe çalışan fabrikasında işçi var. Elektronikle çalışan, elektronik olmasa demek kaç bin olacak. Bu fabrika ve her şeyimi verirdim diyor. Nereye biliyor musun? Bir damla bir tükürük olsa gerisi gelirmiş. Olması için fabrika verir. Sonra affedersiniz. Oradan biraz etkilendim. Ben dedim bir yüzümü yıkayayım. Kasten çıktım. Aynı şöyle yaptım. Vay be. Bu attığım tükürüğe adam bir fabrika veriyor. Fesuban dağıtmam lan. Şaka dedim etme. Aynı yaptım. Aynen yaptım ben. Hastanenin tuvaletinde. Puh. Vay be. Adam şu tükürüğe fabrika veriyor. Ben bunun kıymetini bilmiyorum. Vay be, şu tükürük olmasa yemek yiyemiyorsun. Çiğnedin. Toz. Onu lokma yapan. Lokma yapan. O. Sonra o lokmanın etrafına sıvı salgılayıp aşağı yuvarlattıran. Sonra o lokmayı çözüp dilin delikleri var. Delik. O yemeği, o tükürük çözüyor kimyasal. Sonra onun içerisini dışarı edince çözüyor ya. Tat almamıza. Başka tükürük ağzımıza gelen ilk mikrobu karşılayandır. Mikropları öldürür. Ona delirin bak. Limon. Limon. Ne oldu ağzınıza? Sulandı değil mi? Ne? Ekşime gibi oldu. Sebebi ne biliyor musunuz? Limon gelecek zannetti beyin. Hemen o asitlik özelliği nötrleştireyim diye ona karşı antisini çıkarttı hemen. Gelecek asiti nötrleştirmek için. Onun için ağız sulanır. Hemen daha düşündüm. Aa, yemeğe gidiyoruz. Hemen salgı başlıyor. Dökülmeye başlar tavanlardan. Hemen hemen hayalen hemen veya sözen, aa yemek yiyor lan dur ya, ne biçim yemek yiyorsun ya, ağzımızın suyunu akıttın ya diyoruz ya. Hemen, çünkü hazırlıyormuş. Bak tükürük. Fesubhanallah. Gel de bu tükürük ha. Gel de sağa sola harca. Adam fabrika veriyor ya. Bir damla çıksa salgılama devam edecek. Yok. Buraya geldiler. Sen de buraya denilmesin sen. Bir düşün bakayım, tükürük yok. Ama bilmiyoruz. Bir hafta önce bir cami hocası, nerededirler ya? Anadolu'da cami hocası ölmüş. Sebebi şeymiş. Şu yemek borusu, ses borusu var ya, ufak bir et parçası. Yemeğe gidecek, boruya gideceği ayırt etmemiş, yemek nefes borusuna gitmiş. Ay yapamamış, alamamışlar. He, ölmüş. Şurada bir ufak bir şey varmış, ayıran, trafik polisi burada. Sen bu tarafa, sen bu tarafa. Şimdi bir de herhalde namaz kılıyordu o et. İşine ara vermiş, o anda lokma gelmiş. Lap diye girivermiş şeye, nefese doğru adam gitmiş. Cami hocası. Ters şeride girdi. He? Ters şeriden. Ters şeride girdi. Ters şeriden. Laz girmiş ya, ters şeride. Demiş ki alo, malum. Birisi demiş araba, ters yoldan geliyor. O da dinliyor. Ne bir araba demiş. Hepsi ters geliyor demiş. Çünkü kendisi doğru ya. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Sebebe bak, neticeye bak. Sebep yapmadığına delil, netice çok yüksek. Benim konuşmam su içmeye, yemek yememeye mi bağlı bu fikirler, bu bilgi? Yok, bu malzemedir. Evet, Süleymaniye Camisi için çimento lazım, kireç lazım, çatı lazım, taş lazım. Ama en önemlisi bunları bir araya getirecek, bir gayeye hizmet edecek Mimar Sinan lazım. Bir araya getirecek ve bir gayeyi, hedefi takip edecek bir Mimar Sinan lazım. Bitiriyorum. Demek ki birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalaletin şenindendir. Yani sebeple sonuç beraber olması
biz eğer biraz araştırmasak, böyle derslere gitmesek, kitap okumasak, o sebep yaptı zannediyoruz, gaflet veriyor. Biraz da ilerledi mi dalalet oluyor. Halbuki devamlı mukarenet illiyete delil olamaz. Bir daha son cümlemiz bu idi. Halbuki devamlı mukarenet, devamlı beraber olmak illiyete delil olamaz. Çünkü niye? Onunla sebep olması o cinstendir. O da yeniden yaratılıyor. Onu yapan o cinsten olmayacak, onun dışında olacak. Mesela dağda olan dağı göremez. Dağın dışında olması lazım. Mesela bak, bu gözüm buraya uygun mu değil mi takılması için, bir daha bakar mısınız? Bitiyor ders. Gençler, şu gözüm buraya uygun mu değil, yakıştı mı yakışmadı mı, koltuk altına mı, omuza mı, tepeye mi, buraya mı? Bu gözün buraya takılıp takılmaması, uyuyor mu, uymuyor mu demek için, takmak için bu gözden önce göz olması lazım. O gözde elimdeki göze bakacak, yüzüme bakacak, deneyecek. Buraya mı koyayım, buraya mı? Demek ki bu gözü buraya takan bu göz değildir. Başka bir göz. Bu kulak nasıl işitiyor? Bir dakika bakalım. Bir dakika, ses ver. 1-2-3. 1-2-3. Elif be. Hani var ya, deniyorlar. Demek ki bu kulak duyuyor mu, duymuyor mu deneyip de yapan zaten bu değil. Daha bundan önce olması lazım. Ha? Demek ki sebeple sonuç beraber olması her daim o fail olmadığını gösteriyor. Çünkü sebep de sonuç da ikisi de ölüyorlar. İkisi de beraber yaratılıyorlar. Mesela ağaç ölüyor kışın, bahar da gidiyor, nem de gidiyor, dünyanın konumu da gidiyor. Tekrar yeni bahar yapılırken nem, ısı ve su vesaire, onlar da yeniden yapılıyor. Yani ağaç da yeniden yaratılıyor, sonra yaratılan ağaca elma takılıyor. Hani ağaç canlı olsa da elma sonra olsa, hani belki diyebiliriz. Onun için sebep sonuçla beraber yaratılıyor, beraber ölüyorlar. Ölüyor ya. Ha? Unutmayın. Sana bu gözü veren, bu gözlüğü veren zat seni görür. Bu gözlüğü veren zat, doktor, gözlüğü görür. Gözün gördüğünü görür. Ondan sonra bu gözlük buraya yakıştığını da, tamam, burasıyla mı, görür. 3 tane bak, gözlüğü görür. Gözü görür, gözün gördüğünü de görür. Sonra bu gözlük yakıştı mı, sana gözlük verir. Ne verir? Gözlük. Ne kadar okuması lazım gözlük vermesi için? İlkokul, ortaokul, lise, tıp, uzmanlık. Sonra numara verecek. Peki fasulyeden, domatesten, hıyardan, ekmekten, kabaktan, sudan, karanlık yerde, karanlık maddelerden göz yapması için o zat ne kadar okuması lazım? Anne karnı karanlık. Annenin de yedi domates, ekmek, armut, buğday, pirinç. Kör hepsi. Suda kördür. Kör maddelerden karanlık yerde göz yapmak için bu zat ne kadar tahsilli olması lazım? Ya. Şimdi sen diyebilir misin ki bu gözüm yaratılması için annenin gıdasını kullanıyor. Mimar Sinan çimentoyu kullanıyor. Demiri kullanıyor ama binanın banisi demir değildir. Demir kullanılandır, kullanan değildir. Yapılandır, yapan değildir. Sanattır, sanatkar değildir. Düşünülendir, düşünen değildir. Matbaadır, basan değildir. Kitap ve mürekkeptir, tefekkür eden değildir. O zaman bu mevcudatın sani, matbaası, sanatkarı bu kainatın cinsinden olmayacak. Yani masayı yapan masa cinsinden değildir ve masadan öncedir. Bunu ben yaptım. Ben buna benziyor muyum? Hayır. Ha, o zaman bu masayı yapabilmem için bu masadan önce olmam lazım ve masaya benzememem lazım. Allah da zamanı ve mekanı yaptığı için
zamandan ve mekandan önce olması lazım ki yapsın. Bu gözü buraya koyan, bu gözden önce gözü olması lazım. Allah da zamanı ve mekanı yaptığı için, Allah da zamandan mekandan öncedir. Zaman ve mekandan önce ise yaşı yoktur. Yaşı yoksa doğmamış. Doğmamış da doğurmaz, o zaman Allah'ın da yaşı olmaz. Çünkü zamanı yoktur. Şöyle diyeyim, şu dünya dönüyor, yaşımız oluyor değil mi? Bir tanesi sandalyeye oturdu Mete, sen sandalyeye oturdun, böyle boşlukta duruyorsun. Dünya güneş etrafında dönüyor, orada olanların yaşı var. Sen sandalyede, boşlukta, samanyolda oturuyorsun, senin yaşın olur mu? Dünyaya göre yaşın olmaz. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bak kısa kestim ha. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. El-Fatiha. İyi, beraber bir çay çek. Amin.